acaba neden korkuluyor? 30 yıllık kadın doğumcu pratiğimde son 15 yıldır bu soruyu çokça düşündüm, cevap bulmaya çalıştım. Sonra baktım kadınların doğumla ilgili olan algıları nasıl oluşuyor? O doğum algılarının bedendeki yansımaları ne? Doğumla ilgili algıları nasıl mı oluşuyor? Hep beraber bakalım. Az kaldı, az kaldı. Hadi doğru kuvvetli ikna şimdi. Şimdi bu görüntülerle, bu seslerle doğum algısı olan kız çocukları. Sonra büyüyor, okuma yazma öğreniyor. İnterneti karıştırırken, gazeteye bakarken önüne haberler çıkıyor. Şimdi düşünseniz ya gerçekten korkunç bir bilinçaltı kodlaması oluyor. Doğururken gözünden sakındığın evladının başı kopmuş. Şimdi tüm bunlara rağmen doğuran kadınları ben aslında tebrik ediyorum. Bırakın korkmalarını, bırakın endişeyi. Bu kadar bilinçaltının korkutulmasına, doğumla ilgili negatif hipnozlarına rağmen doğuran kadınlar var ya, hala çocuk isteyen kadınlar var ya, gerçekten tebrik ediyorum. Ama tabii onun da şöyle bir sıkıntısı var. Şimdi bunlarla doğumla ilgili bir inanç kalıbı oluştu. Doğum bağırılan, çağrılan, ağır oluşturan, çocuğun kaybına yol açan, annenin ölümüne neden olan birçok hikayelerle genç kız evlendi, bir tarafı çocuk yapmaktan, daha doğrusu doğumdan korkuyor, bir tarafı anne olmak istiyor, mahalle baskısı da devam ediyor. Bedende inanılmaz bir çatışma. Bu çatışmanın sonucunda korku ağır basarsa ya gebelik olmuyor ya erken gebelik kayıpları oluyor. Kendi biyolojik yapısı ağır basar veya çevre baskısı ağır basarsa gebelik oluşuyor. Ama bu bedende gebelik çok da keyifli devam etmiyor. Neler oluyor? Çok fazla bulantı kusmalar oluyor. Gebelik şikayetleri had safhada yaşanıyor. Doğum yaklaştığı zaman uykular kaçıyor. Tansiyon yükseliniyor. Öfkeleniliyor. Çok daha alıngan oluyor kadın. Çünkü neden? Bir tarafı hep şunu sorguluyor. Acaba doğumda başıma ne gelecek? Acaba ne kadar canım yanacak? Ya bebeğime zarar verirsem? Ya benden dolayı bebeğim zarar görürse? Ya beni çok suçlarlarsa? Ya doğuramazsam? Ya başaramazsam? Ya sezaryen olursam? Ya uğursam? Ya bir sürü soru. Yani bu kadar soruların altında kadınların doğumdan korkmalarını çok iyi anlıyorum. Onun için lütfen doğumla ilgili, annelikle ilgili istekleriniz, bu iç sesiniz arzulamaya başladığında varsa korkularınız, varsa negatif hipnozlarınız, lütfen bu dosyalarınızı temizleyin. Doğumun gerçeğine daha yakınlaşın. Arkadaşlar, kadına dokunan, doğuma dokunan, doğumla ilgili herhangi bir şey yapan herkes kadının doğumundan sorumludur. Ya şu kulaklar şunu duydu. Doğum için yıllar önceydi bir hasta. Doğum için hastanedeyiz. Yanında annesi var. Ben odadayım. Birisi ziyarete geldi. Aile büyüklerinden birisi. O doğumunu bekleyen kadının yanında annesine anlatıyor. Bilmem kimin kızı doğumda ne olmuş biliyor musun? Sonunda kötürüm kalmış. Ya duydum ya bunu. Yani düşünsene o kadın doğum sürecinde ve ona inanılmaz derecede korku tohumları ekmek de değil artık, korkuyu ağaç olarak ekiyorsun. Çünkü o süreçte kadın duygusal olarak çok açık, her şeyi almaya çok müsait. Aldığı şey ne? Başıma ne gelecek? Ve olayın içindesin, artık geriye dönüşü de yok. Hatta bazen kadınlar korkularından diyor ki,
Ya bu bebek hiç çıkmasa mı? Bunun bir yolu yok mu? Hani o da biliyor saçmaladığını. Ama korku o kadar ağır basıyor ki. Ama az önce gördüğümüz görseller. Korkunun olmaması imkansız. Onun için lütfen herkes kendi sorumluluğunu bilmeli. Kız çocuklarının zihnine nasıl tohumlar ektiğini bilmeli. Yani sonuçta kız çocuklarımıza güzel doğum hikayelerini miras bırakmalı, doğumu daha heyecanlı karşılayacak bilinçaltı kodlamalarını yapmamız hepimizin görevi arkadaşlar. Sevgiyle kalın.